Bu akşamın konusu değerli dinleyenler, insanlar ne zaman olgunlaşır? İnsanlar ne zaman olgunlaşır? Bu akşam dinleyenlerimize işte bu soruyu yöneltiyoruz. Dinleyenlerimizden bu sorunun cevabını bekliyoruz. İnsanlar sizce ne zaman olgunlaşır? Hangi yaşlarda olgunlaşır? Ya da olgunlaşması için neleri yaşaması gerekiyor? Hangi aşamadan sonra olgunlaşır? Bunları tartışacağız, bunları konuşacağız. Dinleyenlerimiz bize yorumlarını ulaştıracak. Biz de buradan tüm dinleyenlerimize, tüm Tokat'a, hatta ve hatta tüm Türkiye'ye internet sitemiz aracılığıyla paylaşmış, aktarmış olacağız. www.radyo99.org dünyaya açılan kapımız. Dilediğiniz her zaman, her yerden bu sitemiz üzerinden bizi dinleyebilir, bize mesaj ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar ne zaman olgunlaşır? Hani şöyle de düşünebilirsiniz, erkeklerin ve bayanların olgunlaşma seviyeleri ve yaşları ve dönemleri farklı da olabilir. Bunu da bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Selam abi, yayınlar. Abi gül filizlendiğinde güneşe aşıkmış. Güneş ayın görkemine kapılıp gülü unutsa da gül de yıldızların ışıltısına kapılıp ayı hiç unutmamış. Ben Büşra demişler. Büşra hoş geldin mesajından dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşamki ilk mesaj senden yansıdı. 0545 551 99 00 0545 551 551 99 00. Güzel bir Gülşen şarkısı. Kardan Adam isimli şarkı. Son zamanların yine popüler şarkılarından bir tanesi. Dinleyelim. Dönüşte konumuz hakkında tartışmalarımız burada sizden olacak. Haydi bakalım. Konuk sanatçımız Gülşen Kardan Adam isimli şarkısıyla radyomuz ve radyonuza ulaştı. Devam ediyoruz, canlı yayındayız. Burası Tokat'ın en iyisi. Radyo Gökkuşağı, saatler 22.40. Gecemiz devam ediyor ve bugünü yarına bağlayacağız birlikte. Yani şu anda cumartesi ama pazar gününe de birlikte girmiş olacağız gece 00:00'dan sonra. İşte yine bir önceki kadar güzel bir şarkı. Işın Karaca, hiç dinlediniz mi? Seve sevesin bir şarkısı. Evet, bu şarkıyı dinleyeceğiz ama üzerine biraz konuşmak gerekirse şöyle diyelim arkadaşlar. Işın Karaca biliyorsunuz ki müzik piyasasına gireli yıllar 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 oldu ama bir dönem, yani 2 sene önceye kadar bir ara vermiştim. Gündemden hiç duymuyorduk. Işın Karaca sesi gelmiyordu. Ama yapmış olduğu son albümde müzik piyasalarında ve top 10 listelerinde ön sıralara yerleşmesini bildim. O şarkılardan bir tanesi. Evet, insanlar ne zaman olgunlaşır? Bu akşam tartışacağımız, dinleyenlerimize soracağımız soru bu. Evet, birkaç gün radyo programına ara vermiştik arkadaşlar ama bugün yine buradayız. Normalde hafta içi, hafta sonu her gün saat 22.01 arasında sizlerle birlikteyim ama birkaç gün böyle oldu. Rahatsızlığından dolayı affola. Bundan böyle Allah'tan bir şey olmazsa her akşam buradayız arkadaşlar. Ve dinleyenlerimiz de bize mesajlarıyla buradayız işte dinliyoruz ya da kaç gündür neredesin tarzında böyle hesap sormak isteyen varsa mesajınızı bekliyoruz. Neslihan mesaj ulaştırmış. Acı çeken insan olgunlaşır demiş. Evet Neslihan, bir nebze öyle desek daha doğru da olabilir. Yani her acı insanı bir adım daha olgunlaştırıyor değil mi? Doğru. Gamze mesaj ulaştırmış. Oo, sen yayın yapıyor muydun Excellence ya? Kayıplardasın demiş. Excellence'la aşk rüzgarı. O kadar, yani o derece. Duydun değil mi? Bak, Excellence'la aşk rüzgarı dedi. İşte o kızın sesini merak edenler vardı ya hani programda. Bazı erkekler soruyordu kim o diye. Rüzgarına kapıldık anca dönebildik. Böyle diyelim. İnsanlar ne zaman olgunlaşır? 0545 551 99 00 kısa mesaj hattımız. Haydi bakalım, Işın Karaca radyomuzda Seve Seve isimli şarkısıyla. Kim ne derse desin acı. Bölgenin en iyisi. Zirvenin tek sahibi. Excellence. Düşman zirvenin olmaz bende. Tek sahibi. Excellence. Bayanlar baylar, dinlemiş olduğunuz sanatçı Işın Karaca, Seve Sevesin şarkısıydı. 22.46 canlı müzik devam ediyor. İşte burası gerçekten çok güzel bir yeri şarkının. Gülben Ergen girişi çok güzel değil mi şarkının? Tekrar dinleyelim şöyle arkadaşlar. Düşman olmaz benden. Şarkının girişinde her şeyi böyle ifade etmiş oluyor. Yansıyan birçok mesajımız oldu. Dinleyenlerimizi gerçekten çok özledik.
Tam iki gündür programlara veda etmiştim. İki gündür yoktum mikrofon başında. Gerçekten çok özledim dinleyenlerimi. Ve dinleyenlerimiz de şu anda mesajları ulaştırıyor ve aynı şekilde karşılık bulmaktayız. Teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza. Abi hayırlı akşamlar, ben Tuğba. Neredesin, kaç gündür seni beklemekten kulaklarım demiş. Neyse. Kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkılar sana ve tüm dinleyenlerine gelsin. Bir daha ara vermesen iyi olur. Excellence demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Selam abi. İnsanlar olgunlaşmaz. Kırar, af et yeniden der. Yine kırar. 7'de neyse 70'inde de odur. Artık, bak, evet, Büşra'nın mesajı. Kolay gelsin, ben Bülent Serttaş'tan İkimiz de Bilemedik şarkısını istiyorum. Tüm kıymet bilmeyip de pişman olanlara gelsin. Söz müzik Serdar Ortaç'a ait, güzel bir parça. Dinlenilir demiş Esra. Evet, güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Bir insanın olgunlaşması için bazı şeyleri yaşayıp ders alması gerekir. Belki benim düşüncem bu. Belki doğrudur, belki yanlış paylaşmak istedim. Bu arada hoş geldin. Ozan'dan Malum parçasını da çalar mısın demiş Aysun'un mesajı. Eyvallah Aysun, hoş geldin. Çoğu kişiler hep der ki yaş büyüdükçe insan olgunlaşırmış. Bunun da doğruluk payı yok diyemem. Fakat hayat insanı olgunlaştırıyor bence. İnsan hayatla savaşmaya başladığı an yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor diyebiliriz. Gamze. Eyvallah Gamze. Evet, bazen insanlardan insana değişiyor tabii ama çoğu zamanda da dediğin gibi. Yani insanların olgunlaşması için büyümesine gerek yok. Yaşadıkları, küçük yaşta yaşanılan birçok şeyler olabilir. Hayat tecrübesiyle tamamen doğru orantılı diyebiliriz. Özetin kendini ya, iki gündür radyo dinlemiyorum ben Arzu demişler. Eyvallah Arzu, hoş geldin programa. Haydi bakalım, kim nereden dinliyor şu anda, sesimizi duyuyor. Kısa mesajlarınızı bekliyoruz. Mesaj hattımız ücretsiz 0545-551-99-00. İnsanlar ne zaman olgunlaşır? Erkekler daha mı erken daha mı geç olgunlaşıyor kızlara göre? Sizce? Hani ergenlik dönemi dediğimiz bir durum var. Bunu çok iyi biliyoruz. Bayanlar erkeklerden daha önce giriyor ergenliğe. Bunu herkes biliyor ve tıp da böyle söylüyor zaten. Peki olgunlaşmaya geldiğimiz zaman erkekler mi daha erken olgunlaşıyor yoksa bayanlar mı daha erken olgunlaşıyor? Hadi bakalım, bunu da cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. 0545-551-99-00. Gül ben Ergen, radyomuz ve radyonuzda. Excellence. İkimiz de bilemedik aşkın kıymetini. Bülent Serttaş. Dinleyicimiz istemişti bu şarkıyı ve söz müzik Serdar Ortaç demişti mesajın sonunda. Çok güzel bir şarkıydı. Bestesinden tutun müziğine kadar oldukça hoştu. Bu akşamın konusu insanlar ne zaman olgunlaşırdı ve ilk saatimizde biraz böyle hareketli şarkılar eşliğinde biraz tempolu geçti ve ikinci, üçüncü saatlerimiz ise biraz daha duygusal ve slow geçecek. Bunu da hatırlatalım. Yansıyan mesajlarımızı aktarmak istiyorum. Erkekler çok geç olgunlaşıyor demiş 47-33. Bir başka mesajımız, tabii ki bayanlar erkeklerden daha erken olgunlaşıyor. Genelde bir erkeğin tam anlamıyla olgunlaşması askeri gidip geldikten sonra oluyor Gamze demiş dinleyicimiz. Yani erkeklerin olgunlaşması için askeri gidip gelmesi gerektiğini düşünüyor. Bir de şöyle bir durum var Gamze, yani biliyorsun son zamanlarda paralı askerlik gündemde. Ya, o zaman onlar hiç olgunlaşmayacak. Yani o anlama geliyor. Diğer türlü düşündüğüm zaman da o anlama gelmiyor mu? Yani hiç askere gitmeyenler de var. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar. İşte çeşitli özel sebeplerden dolayı, sağlık durumlarından dolayı askere alınmayanlar var. Şimdi bu durum insanın hayatındaki kalite ya da düzenli hayat açısından etkileyebilir erkekleri ama olgunlaşmak için biraz değişik bir konu bence. Selam abi, bence çocuk kalmak daha iyi. Büyüyünce sorumluluk çok. Bir parka gidip dilediğince sallanmak dururken demiş Büşra'nın mesajı. İyi akşamlar, sizi yeni dinliyorum. Çok beğendim, artık takipçinizim. Besra ben demiş.
Eğer yanlışlık olmadıysa mesajınızda Besra olarak yazıyor isminiz. Eğer hatamız varsa doğru isminizi yazıp ulaştırabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz programa. Gökkuşağı Radyo, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Çok geçmiş olsun abi. Yayınlarınızı ilk defa dinledim, çok güzel. İnsanın yaşadığı acılar, yaralar, hasretler demişsiniz. Mesajınızın devamı gelmemiş değerli dinleyicim. Tekrar ulaştırırsanız çok çok sevineceğiz. Arzu mesaj ulaştırmış, Emre'ye seslenmiş. Özür diliyorum bir tanem, seni çok seviyorum Emre demiş. Arzu'nun mesajı biz de aktarmış olalım. İnsanı hayat yaşadıkları olgunlaştırır. Hayal kırıklıkları, çektiği acılar, kaybettikleri olgunlaştırır. Kimi çok erken dert çeker, yaşadıkları ağır gelir, olgunlaşır. İnsan o acılarla değişir ve daha da olgunlaşır. Erkeği kızı yok, kişiye göre değişir. Bu ve insanın yaşadıkları olgunlaştırır. Esra'nın mesajı. İyi akşamlar abi. İnsan hiçbir zaman olgunlaşmaz. Her yeni gün, 40 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa, her yeni gün yeni bir şey öğrenir bence. Her gün olgunlaşıyoruz aslında demiş Tuğba'nın mesajı. Evet, güzel bir yaklaşımdı Tuğba. Hoş geldin sen de. Yansıyan mesajlarımız şimdilik böyle. Güzel bir şarkı paylaştıracağım sizlere. İrem Derici, Düşler Ülkesi'nin Gelgit Akıllısı. Güzel bir şarkı, bu şarkıyı bilirsiniz zaten. Şu anda bizi ilk kez dinleyenler var mı? Bunu çok merak ediyorum. Malum pazartesi günü üniversite tekrar açılıyor, yeni eğitim öğretim dönemine. Ve cuma, cumartesi, pazar, yani bu 3 gün içerisinde üniversite öğrencileri şehrimize gelmiş durumda ve şu anda yurtlarda, gerek evlerinde. Ne yapıyorsunuz? Bizi dinliyor musunuz? İşte Tokat'ı beğendiniz mi? Hangi şehirden geldiniz? Üniversitemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür mesajınızı da bekleyebiliriz. Dediğimiz gibi üniversite öğrencileri, ilk kez gelenler, ilk kez programımızı, radyomuzu dinleyenler. Ben Düşler Ülkesi'nin Gelgit Akıllısıyım. Ayrılık sonradan koydu bana. İrem Derici. Şarkımızı seslendiren sanatçımızdı. 23.08 ilk saatimizi geride bırakmış olduk. İkinci saatimize hepiniz hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlar, ilk kez sesimizi duyanlar ve ilk defa şarkı isteyecek ya da mesaj atacak olan dinleyenlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. İlk saatimiz biraz önce bahsettiğimiz gibi hareketli geçti. Ve artık yavaş yavaş slow ve duygusal anlamda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazen dinleyenlerimizi ağlattığımız anlar da oldu değil mi? Mesajlar gelmeye devam ediyor. Hani daha önceki günlerde programlarda gece yarısını geçtikten sonra biraz daha artırıyoruz duygusallığın dozunu. Ve birkaç farklı dinleyicimizden ciddi anlamda ağladıkları yönünde mesaj almıştık. Bunu da hatırlatalım. Program devam ediyor. Bu akşamın konusunu hatırlatalım bir kez daha kaçıran dinleyenlerimiz için. İnsanlar ne zaman olgunlaşır? Bu konuyu tartışıyoruz. Kız erkek ayrımı yapmadık konuyu belirlerken ama dinleyenlerimizin görüşü farklı olabilir. İşte kızların daha erken ya da erkeklerin daha geç olgunlaştığını düşünen dinleyenlerimiz var ise siz de mesajınızı tabii ki bu yönde ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Adım Besra, sizden Murat Boz'dan Vazgeçmem şarkısını istiyorum, teşekkürler demişler. Memnun olduk, isminiz gerçekten çok güzel. Hani bir harf değiştirebiliyor değil mi? Besra yerine E yerine Ü olsaydı Büşra olabilirdi. Hani artık insanlar da mesaj yazarken bazen yanlış kelimeler kullanabiliyor, yani yanlış harfe basabiliyor. Ve bir harf değişince bile yanlış olabiliyor. Biz de emin olmak istedik. Hoş geldiniz Murat Boz, birazdan radyomuzda. Selam, iyi akşamlar. Radyoyu yeni açtım. Geç mi kaldım demiş dinleyicimiz. Yani bir ilk saatimizi kaçırmış oldun değerli dinleyicim. Günün konusunu açıkladın mı demiş dinleyicimiz. Evet, bu akşamın konusunu açıkladık. Bir kez daha hatırlatmış olduk. Eğer birine yaşlanmadan yaşamaya ve kendi ayaklarının üstünde durmaya başladığın an olgunlaşmaya başlar insan.
Bir de zor bir hayatı varsa olgunlaşmak zorundadır. Ekselans demiş dinleyicimiz. Bakın mesajın sonu ne kadar güzel ve anlamlı. Zor bir hayatı varsa olgunlaşmak zorundadır insan. Aynen böyle. Siz de hoş geldiniz bu arada. İyi akşamlar abi, programın süper başladı. İnşallah böyle devam eder. Bu gece uyuyana kadar seni dinleyeceğim demiş. 0109. Hoş geldin sen de. Rica etsem Memati'den Bu Şehir Girdap Gülüm parçasını çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Selam, ben Serap. Sürekli dinliyorum ama ilk defa katılıyorum. Süper bir program sunuyorsun. Tüm dinleyiciler ve kuzenim Merve için kış masalını çalar mısın? Şimdiden teşekkürler demişler. Siz de hoş geldiniz efendim. İnsan ne zaman bir şeylerin yanlış olduğunun farkına varırsa o zaman olgunlaşır demiş dinleyicimiz. 4733. İnsan ne zaman bir şeylerin yanlış olduğunun farkına varırsa, ne zaman anlarsa o zaman olgunlaşır. Selam abi, Bedirhan Gökçe'den tam bilmiyorum. Hani diyor ya şiirde, anne babam çamaşır yıkamayı bilmiyor mu diye. Bu şiiri çalar mısın? Şimdiden çok teşekkür ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet, annem şiiridir. Peki bakalım, buna da yer vereceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Tokat'a yeni geldim. İş durumundan dolayı ben Kübra. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz Tokat'a. Hadi bakalım bir şarkı dinleyelim artık. Güzel bir şarkı. İstek şarkımız Murat Boz, Vazgeçmeyim isimli şarkısı. Hemen sonrasında Mustafa Sandal'dan bir şarkı istenmişim. İnternet sitemiz aracılığıyla hemen paylaşalım. Selam, ben İstanbul'dan dinliyorum. Sizi Tokat'a selamlar, iyi akşamlar. Yayınınız süper gidiyor. Nazlı demişler, teşekkürler Nazlı. Şarkımızı dinleyeceğiz. Sonrasında tekrar buradayız. İnsanlar ne zaman olgunlaşır? 0545 551 99 çift 0. Excellence. Murat Boz, Vazgeçmem isimli şarkısıydı. 23.17 devam ediyor program. Canlı yayındayız. Bu fon müziğini seviyorum. Dinleyenlerimiz ne düşünüyor bilmiyorum ama programda kullandığım iki tane fon müziği var. Bir tanesi bu arkadaşlar. Diğeri de zaten her akşam programlarımda bir onu kullanıyorum, bir diğerini kullanıyorum. İkisini de aynı program içerisinde kullanıyorum. Beğeniyor musunuz fon müziklerini? İnsan alıyor götürüyor değil mi? Ve bu fon müziğinin üzerine konuşmak da yakışıyor. Konuşmak da hoşuma gidiyor. Neyin sesi insan alıyor götürüyor. Yansıyan mesajlarımızı aktarmak istiyorum hızlı bir şekilde. İyi akşamlar abi, ben Bülent. Sıradaki şarkılar şu anda yanımda bulunan tüm dostlarıma armağan olsun. Ahmet, Oktay, Turgut ve Mesut demiş dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mavi Duvarı istiyorum ben Buket demişler. Bu şarkıya yer vereceğiz birkaç şarkı sonrasında. Mutluluk insanı neden olgunlaştırmaz? Hep acılar olgunlaştırıyor insanı. Bunu hiç düşünen oldu mu acaba? Derin bir konu ama acı da mutluluk da olmazsa olmuyor. Biri olmazsa diğerinin kıymeti bilinmez. Ama gerçekten neden hep acı? Dert olgunlaştırıyor insanı demiş dinleyicimiz. Esra'nın mesajı yansıyan bu mesaj. Yani acının insanı olgunlaştırdığını ama mutluluğun, güzel günlerin insana olgunluk katmadığını düşünmüş dinleyicimiz. Bence böyle değil sevgili Esra. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Senin de bahsettiğin gibi mutlu olmak ve acı çekmek zıt şeyler. Sen de bahsetmişsin mesajında. Mutlu olduğumuz zaman acı çekmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlıyoruz. İşte acı çektiğimiz günlerde de mutluluğu arıyoruz ve mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamış oluyoruz. İkisi birbirini tamamlıyor ve olgunlaşmakla da alakalı değil mi sence? Selam abi, Gamze'ye selam. Moral iyi, takmaya gerek yok. Hayat güzel. Ben İliz demiş. Kimin şarkısı olduğunu bilmiyorum ama Ruh İkizimi çalarsan sevinirim demiş dinleyicimiz. Evet, bu şarkıyı Hakan Altun ve Yıldız Tilbe aynı anda seslendirmekte. Hatırlatmış olalım. Yaşadığı acılardan ve yanlışlardan sonra olgunlaşır insanoğlu. Acı çekmeden olgunlaşamaz diye düşünüyorum. Çift 089 dinleyicimizin mesajı bu yöndeydi.
Nedim Zeper'den Seneler şarkısını çalar mısınız? Ben Ezgi demişler. Hoş geldin Ezgi, bu şarkıya da yer vereceğiz. Abi hayırlı akşamlar, programın çok güzel, ilk kez dinliyorum. Ben Hüsna. Sıradaki tüm şarkılar şu anda seni dinleyen tüm dinleyenlerine ve benim gibi tüm yalnızlara armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum, ben Hüsna demişler bir kez daha. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Sandal'dan bir şarkı istenmişti. Tesir Altında isimli şarkı. Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Sonrasında Adem Gümüşkaya Kış Masalı. Hemen sonrasında Bedirhan Gökçe Sol Yanım Çok Acıyor Anne isimli şiirini seslendirecek. Ve sonrasında yansıyan istekler doğrultusunda program akışımız devam edecek. İnsanlar ne zaman olgunlaşır? Erkekler mi daha önce olgunlaşıyor yoksa bayanlar mı daha önce olgunlaşıyor? İnsanların olgunlaşmak için kafasında neler yaşaması gerekiyor? Ya da bir yaş mı var? Ya da bir tecrübe mi yapması gerekiyor, yaşaması gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz? İnsanlar ne zaman olgunlaşıyor? Sol Yanım Çok Acıyor Anne, Bedirhan Gökçe imzalı mükemmel bir şiirdi. 23.34 yaptık saatlerimizi. Duygusal yolculuğumuz devam ediyor. İnsanlar dünya dertlerini almışlar götürüyorlar. İşte kimisi iş güç derdinde, kimisi evlenme hazırlığında, kimisi düğün yapıyor. Kimisi ekmek parası kazanmak için gece yarılarına kadar çalışıyor. İşte kimisi eşini mutlu edebilmek için sürpriz hazırlama peşinde. Kimisi televizyondaki haberleri izlediği zaman içi kararıyor. Haberler biliyorsunuz daha çok kötü şeyler ile dolu son aylarda, son dönemlerde. İşte bunun dışında kimisi değişik işler peşinde koşuyor. Ama insanlar işte böyle böyle tecrübe kazanıp olgunlaşıyor. Devam edelim birlikteliğimize. Yansıyan mesajlarımızı da geciktirmeyelim. Birçok mesaj yansımış. Fikri'nin mesajı ulaşmış. İnsan yaptığı hareketlerin, attığı adımların sonuçlarını üstlenebildiği zaman olgunlaşır. Aynanın karşısına geçip kendi yetkinliklerini değerlendirebildiği, kendi hayatının muhasebesini görebildiği zaman olgunlaşır. İyi yayınlar diliyorum. Ben Fikriye demişler. Teşekkürler Fikriye, hoş geldin. Excellence, senden bir parça daha isteyebilir miyiz? Gülben Ergen'den Yalnızlık parçasını çalarsan memnun olacağız demiş. Esra'nın mesajı, yer vereceğiz bu şarkıya. Excellence. Öncelikle hayırlı akşamlar. Yavuz Bingöl'den Telli Turnam şarkısını çalarsan sevinirim abi demişler. 57.43 bu şarkıya da yer vereceğiz sırası geldiğinde. Selamlar, Yalın'dan Her Şey Sensini çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler demiş. 37.50 hoş geldin sen de programa. Vazgeçilmeyenler hep uzaktadır. Bazen çok özlersin onu. Birilerini anlatmaya kalkarsın, anlamaz. Çok insan çıkar karşına. Kalbine girmek ister ama izin vermezsin. Evren ne kadar kalabalık olsa da sen onu özler, yalnız kalırsın. Yavaş yavaş kabullenir, onsuz da yaşamaya alışırsın. Ama asla vazgeçemezsin. Senden asla vazgeçmeyeceğim ömrüm, ne olursa olsun asla seni seviyorum demiş dinleyicimiz. Çift 089. Yansıyan başka bir mesajımız. Bu şarkıdan nefret ediyorum. Kış Masalı yüzünden benim arkadaşım kafayı yedi resmen, dinleyiciler